Kılcal damarı çok konuştuk. Sen kılcal damarları azaltan bir krem tarifin var. Evet, evet. Neden biliyor musun ben bugün kılcal damarları? Çünkü. Gel canım bak yine seni panoya... Ben alırım dur. Oy. Sen hiç... Ben şuraya onu bırakıyorum. Seni panonun yanına alacağım. Ve bir şey göstereceğim sana. Şimdi ocak bitti. Değil mi? Ocağımız, takvimimizi... Sayfalarından şöyle ben bir ayırayım. Ocağımız bitti. Kalk. Ne geldi Şubat'ım? Şubat'ımda neler oluyor? Oo. Şubat'ımda... Üzücü. Bakar mısın? Çiller, cilt lekeleri, ölü hücreler, cilt kurumuş, sivilce almış başını gidiyor. Neden? Çünkü bağışıklık sistemimiz, yine söylüyorum, düşmüş. Meyve ve sebze istiyor. Yazı bekliyoruz artık. D vitamini azlığı var. Ve çalışkanız. Yazın yine biraz dinleniyoruz. Şu anda hiç dinlenmiyoruz. Sınavlardan tut, çalışkan kadınlardan birisi koşturmaca değil zaten. Double evet. İş yapıyoruz zaten. Sivilceler stresten dolayı bağışıklık sisteminden çok almış. Vücut lekeleri çok almış. Çünkü açmıyoruz, havalandırmıyoruz diyelim. Benler ve kılcal damarlar. Bu problemler olanlar. 2 ayımız kaldı. Şubat, Mart ve Nisan'ın ilk haftaları. Hemen dermatologa gidiyorsunuz ve bu problemler varsa ben dahil hemen müdahalenizi yapın. Çünkü 2 ay sonra benlerle uğraşmayı biz hocalar durduruyoruz, doktorlar durduruyor. Cilt lekeleri, artık hava sıcak. Bence bu yaz müthiş sıcak olacak. Baksana kar bile hala yağmadı. Yok, bugün günlük güneşlik, soğuk günlük, içinde ama yani, yine de normal standartlarda tabii ki, bir hava yok. Sivilceler, hava ne kadar sıcaksa o kadar bu sivilceler burada bayram ediyor. Yayılıyor, üretiyor da üretiyor. Bu ayları iyi değerlendirmek lazım değil mi? Lekesi olanlar, beni olanlar. Çünkü güneş çıktıktan sonra bu lazer tedavilerini veya leke çıkarıcı tedavileri uygulanmıyor. Onu çok net biliyoruz. Aynen. Bunları önlem alıyoruz ve bu bakımlarda doğru yere, doğru uzmana ve kendi başınıza sosyal medyayı açayım. Çok güzel tarifler var. Şunu karıştırayım, bunu karıştırayım. Biz uzmanlar izin vermiyoruz. Önce doktorunuza konuşacaksınız. Kılcal damarlarsa hepsinde hemen hemen revanşta. O yüzden kılcal damarlar için haydi geçelim, biz zaten yapalım. Biliyoruz ki ne kadar faydalıdır. Ay mıknatısım. Ne kadar faydalıdır bizim kantaron yağımız. Bunu biliyoruz. Evet. Yapmayan yok. Herkes Allah'a çok şükür yazın toplar ve kendi zeytinyağında onu bekletir. 3 hafta sonra hazır ve yıl boyunca artık kullanıyoruz. Kantaron muhteşem bir muhteşem şey. Muhteşem iksir. Ama. Yumurta mı? Ama şimdi öyle bir tarif vereceğim ki. Haşlanmış yumurta var hanım. Aynen öyle. Şunu kaldıralım. Onu ben alayım. Ben şu meydanı açayım. Değil mi? Tabii. Rahat çalış lütfen. Ve rahat rahat göstermek istiyorum. Çünkü çok değerli ve çok muzdarip var. Ve su bile söylüyorlar ki Şems Hanım su bile rahatsız ediyor. Su bile cildimi yakıyor. Ne sürsem yakıyor. Ne sürsem kavluyor. Alev alev yanıyor. Ben ne süreyim acaba sadece zeytinyağını mı? İşte şu anda vereceğim ne yakacak ne tahriş edecek. Bir de üstüne üstüne dokuyu iyileştirecektir. Tarif geliyor. Bu benim en önemli bugün size vereceğim tariflerden biri olacak. Burada en önemli rolü oynayacak yumurta sarısı ve bal mumu. Şu anda anlatıyordum bal mumunu. Bal mumunu tahminen şöyle söyleyeyim, 1 yemek kaşığı golf topu gibi üstü doldurulacak. Şu kadar yeterli. Tencereme koydum ve ocağı açıyorum. Ocağı aldık. Ocağı aldım. 3 tane malzeme var burada. Yavaş yavaş şimdi eriyecek. Hadi sen kendine gel. Şimdi burada yumurtanın sarısını ayırıyorum. Yumurtanın sarısı inanılmaz yara iyileştirici, tahriş giderici protein biliyorsun. Ve çok değerlidir. Çok eski bir metotla krema hazırlayacağım. Haşladıktan sonra sarısını eziyoruz. Sarısını ezdim. Toz kıvamına geliyor. Toz kıvamına geldim. Kantaron yağımız ve bal mumumuz var. Evet. 3 tane malzememizle kılcal damarlar için bir iksir hazırlıyoruz. Evet. Açayım. Bu da steril. Güzel. Bak yanında açtım. Evet. İstiyorum ki sana vereyim. Şimdi eriyecek. Bak görüyorsun değil mi? Erimeye başladı bal mumu. Evet. Bal mumum eriyecek ve iyice eridikten sonra ben hemen kantaron yağından şöyle tarif vereyim ben direkt eriyene kadar. 1 yemek kaşığı golf topu gibi dolu bal mumumdan alıyorum.
doğru yerlerden seçelim. Ve bir yumurtanın sarısını iyice un haline getiriyorum. İyice haşladıktan sonra çiğ değil. Ve yarım çay bardağı kantaron yağı. Şu. Kantaron yağı sarı da olabilir, kırmızı da olabilir. Evet. O çiçeklerin rengidir. İkisi de makbul. İkisi de makbul. Evet, hemen hemen hazır. Ne çabuk eridi. Evet, hemen eriyor. Bak. Sıcakken mi hemen ilave edeceğiz? Hemen, hemen. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bal mumunu zaten bu şekilde eritip birebir kremlerinize damla olarak, saç, cilt, vücut, tırnak, bir damla, iki damla kremlerinize sıcak sıcak katıp iyice karıştırdığınızda çok daha değerli olur. Veya dudaklarınız çatladıysa bal mumu birebir iyi geliyor. Hemen balla karıştırıp sürüyorsunuz. Bak şimdi ne yapacağım? Öncelikle yarım çay bardağı bal mumunu içine yağımı kattım. Şimdi ses gelecek böyle çıtır 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 çıtır. Ve bak. Gelmeye başladı. Çıtır çıtır ses geldiği anda ben buraya yumurtamın sarısını da kattım. Göğüslerinizde problem varsa, aslında bu onun için hazırlanıyor. Hanımların zaten varsa, yüzüne uyguladığı kremleri bu boynuna, şu evet, çatal bölgesine de uygulaması lazım değil mi? Evet. Benim, şuralar da kırışıyor çünkü. Benim teyzem şu anda 85 yaşında, varizlerine kullanıyor bu kremi. Bakın. Oo. İyice yaklaş. Köpürmeli. Böyle köpürmeli. İyice köpürecek. Karıştırıyorum ve sayıyorum 20'ye kadar. Yani bir dakika yeterli. Bitti. Benim muhteşem varizlere uygulayabileceğiniz, göğüse uygulayabileceğiniz, baş ağrıya uygulayabileceğiniz, bronşit varsa uygulayabileceğiniz, kendine çekiyor çünkü, iltihabı kendine çeken bir kantaron kremi hazırladım. Kremim hazır. Her derde deva. Eski kitaplarda şöyle yazar. Kantaron kremi tire bin bir derde deva. O formülü verdim size, yani sakın kaçırmayın, bir daha da vermem. Harika bir şey. Verir, şimdi verir. Canımsın. Hazırladım ve kabımı hazırlıyorum bu şekilde. Temiz, steril kabınız olsun. Sıcakken. Evet. Aslında bunlar öyle bir sırlar ki Ezgi. Biliyorsun zaten, şifa, anlıyorsun değil mi? Anlamaz anlıyorsun. Mıyım? Ben inanıyorum şimdi, böyle tariflere. Ve krem kabıma koydum. Bitti. Şöyle koyacağım. Soğuduktan sonra ağzını kapatın, bırakın buzdolabına. 100 sene de kalsa bozulmuyor. Ne probleminiz varsa hanımlar, deride ne çıktıysa her yere sürebilirsiniz. Bal mumu mucizedir. Doğanın yarattığı bir mucize. Doğanın ağrılardan, ağrının 6-10 kilo bal yemeli ki şu bal mumunu üretsin, salgılasın. Doğa mucizesidir. Bal mumu zaten kendi başına emici üsülü var. İltihap nerede varsa onu dağıtır da geçer. Yumurta sarısı da aynı şekilde. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Yapın, uygulayın. Şifa olsun herkese. Çok sağ olasın. Eksik olma. Çok önemli bilgiler. Bu bilgileri kendinde saklamaman senin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Güle güle kullansınlar. Kıymet herkes verenlere de, gerçekten de, verenlere de, dua edenlere de, biz de dua ediyoruz. O yüzden bu programlara geliyoruz ki yapasınız. Çünkü Anadolu insanım her şeye hak etti, her şey. Yapsınlar. Kadınlarımız. Tabii ki. Kendilerine baksınlar. Çalışkan çünkü kadınlarım. Herkesin imkanı güzellik salonlarına gitmeye müsait olmayabilir. Ama evimizde alacağımız, aktardan alacağımız ya da evimizdeki malzemelerle böyle ufak ufak kendimize kremler, petler, maskeler, peelingler hazırlayabiliriz. Biz biraz kendimize vakit ayırmayı seviyoruz. Kendimizi o anda özel hissediyoruz. Kadın olarak çünkü. Böyle güzel tarifler olunca da mutlu oluyoruz. Tekrar tekrar bekliyorum Şems. Çünkü güzellik büyük, çok geniş bir konu. Çok tabii, fazla tarif var sende. Tükenmeyen. Onlar senin buranda kalmasın, paylaşalım. Senin yanına her zaman gelirim. Canımsın. Canım. Eksik olma. Çok başarılar diliyorum. Öpüyorum. Benim güzelim. Eksik ben de olma. Tüm ekibinize de teşekkür ederim. Kanalınıza da teşekkür ederim davet ettiği için. Ne demek? Ne demek? Bütün önemli insanlar programımızda, birazdan diğer konuğum da gelecek. Görüşmek üzere.